Amerikalı yetkililer özür dilese de Afganistan'daki Amerikan üssünde meydana gelen Kur'an yakma olayına duyulan tepki dinmiyor. Ülkenin birçok farklı köşesinden Amerika'ya ölüm sloganları yükseliyor. İkinci gününe giren protesto gösterileri esnasında başkent Kabil ve Celalabad'da çıkan olaylarda ölen ve yaralananlar da var. Amerika önderliğindeki NATO kuvvetleri tutuklu Taliban militanlarının dini kitaplarla iletişim kurmasını engellemek için bazı kitapların yakıldığını, bu kitaplar arasında olan Kur'an'ın da yanlışlıkla ateşe atıldığını söylüyor. Amerika'nın Afganistan'daki ana hava üssü Bagram'ın önünde öfke dolu halk. Üsteki yabancı askerlerin Kur'an yaktığı haberi yayılır yayılmaz protesto gösterilerinin de fitili ateşlendi. Amerika'ya ölüm sloganları Kabil'in yanı sıra Celalabad'da, Kunar bölgesinde de büyük kalabalıklarla yankılandı. Yabancılar sabah 3 gibi kutsal kitabımızı yakmaya kalkışmış. Fakat üste çalışan Afgan personel bunun farkına varınca engellemişler. Yanmış Kur'an sayfalarını üstten çıkarmayı başarıp halka gösterdiler. Yakılan Kur'anların yayınlanan görüntüleri öfkeyi tırmandırdı. To the noble people of Afghanistan. Salamu aleykum. Afganistan'daki güçlerin Amerikalı komutanı olay patlayınca derhal televizyondan Afgan halkına seslendi, özür diledi. Komutanın ifadesiyle İslami içerikte materyalin uygunsuz biçimde imhası söz konusuydu. Bu olayı bütün yönleriyle soruşturuyoruz ve bunun bir daha asla tekrar etmemesi için gerekli adımların atılmasını sağlayacağız. Size güvence ve söz veriyorum. Bu hiçbir şekilde kasten yapılmış bir şey değildi. Bu olaydan rencide olanlara en içten özürlerimi ifade etmek isterim. Bagram üssü yakınlarındaki gösterileri dün Amerikan helikopterleri havai fişekle dağıtmaya çalışırken bölgeyi koruyan Afgan güvenlik güçlerine göstericilerin taş ve molotof kokteyli atarak saldırdığı eylemler bugün de Afganistan'ın çeşitli kentlerine sıçrayarak devam etti. Amerika önderliğindeki güçlerin Afganistan'daki varlığına bundan önce de duyulan öfke Kur'an yakma haberiyle daha da ateşlendi. Biz Afganlar bu kafirleri istemiyoruz. Toprağımızın, şerefimizin, Kur'an'ımızın düşmanları bunlar. Bugünkü protestolarda ölenler de oldu. Afgan güvenlik güçleriyle eylemciler arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı Afganistan'da akşama doğru 4'e yükselmiş, yaralananların sayısı 40'a yaklaşmış durumdaydı. Amerika elçilik görevlilerinin korumaya alındığını ve seyahat planlarının da askıya alındığını duyurdu. Washington, Afganistan'da Taliban'a karşı verilen savaşta Afgan halkının gönlünü kazanmayı stratejilerinin kilit bir unsuru olarak sık sık dillendiriyor. Ancak Bagram üssünden Afganistan'a yayılan Kur'an yakma haberi bu stratejiye ciddi bir darbe indirmişe benziyor. Amerikalılar dini kitaplarla gizli bir mesajlaşma sistemi geliştiren Taliban tutuklulara karşı önlem almak istediklerini söylüyorlar, özür diliyorlar. Ama sokak hala öfkeli.